İyi akşamlar sevgili izleyenler. Kardelen TV'ye hoş geldiniz. Analiz programıyla karşınızdayız. Bugün her zaman olduğu gibi gazeteci yazar Esat Bindesen'le birlikte bu stüdyolarda programımızı yapmaya başlayacağız inşallah diyelim. Biz yine Filistin meselesini konuşacağız. Bildiğiniz üzere 7 Ekim'de başlayan bu zulüm halen daha devam etmekte. Maalesef ki tüm dünya ülkelerinin bir araya gelmesi ne karşın halen daha İsrail bu zulmü durdurmuş değil ve durdurmaya da niyetli değil. Çünkü son yapmış olduğu açıklamalarda şöyle bir ifadesi var. Biz burada Filistin'i coğrafyadan silene kadar bu zulme devam edeceğiz diye açık açık dünyaya böyle bir meydan okuması var. Tabii bu meydan okuma da boşa değil çünkü arkasını almış olduğu Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hatta en son gerçekleşen Birleşmiş Milletler toplantısında şöyle bir karar oldu aslında. Birleşmiş Milletler ülkeleri toplanarak Gazze'ye yönelik bu operasyonun durdurulması yönünde bir karar çıkması için oy birliği gerekiyordu ve bu oy birliği için bütün ülkeler Gazze'ye bu operasyon durdurulmasını isterken Amerika, İsrail ve Ukrayna üçlüsü maalesef bu zulmün durmasına engel oldu. Redo'yu vererek. Bir kez daha şunu da görmüş olduk aslında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür demesinin manasını bir kez daha görmüş olduk. Çünkü neden? Bütün dünya bir araya gelmesine rağmen bir zulmü iki devlete karşı ne yazık ki durduramıyoruz. Bizler bugün bu stüdyoda bunları konuşacağız. Yaşananları konuşacağız. Konuklarımız olacak, telefon bağlantılarımız olacak. Ama öncelikle ben her zaman olduğu gibi programımın ortağı diyeyim. Hem de gazeteci, meslek büyüğüm. Gazeteci yazar Esat Bindesen'e hoş geldin demek isterim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar olsun inşallah. Efendim sizlerle de tabii bu konuyu değerlendireceğiz ama onun hemen öncesinde Erzurum Milletvekili Sayın Abdurrahim Fırat'la birlikte bu konuyu irdeleyeceğiz. Çünkü kendisiyle bugün telefonda da görüştük. Ekim ayının 7'sinden bu yana süren bir zulüm var. Ve sıkıştırılan Gazze halkı 2.3 milyonluk bir insan açlıkla, susuzlukla ve tepelerine yağan bombalarla mücadele etmenin yollarını arıyor adeta. Ne yazık ki çaresiz bir şekilde. Sayın Vekil de şu anda bizlerle birlikte hattımızdaymış. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Nasılsınız demek isterim çünkü usulen de olsa çünkü vicdanlarımız ve yüreklerimiz sızlıyor görmüş olduğumuz manzaralar karşısında. Şunu da sormak isterim hemen peşine çünkü nasılsınız kelimelerinin ardına biz hep yüreklerimiz dağlanıyor diyoruz. Çünkü yaklaşık bir ay olacak ve bu bir ay içerisinde bu zulüm maalesef ki durdurulamadı ve halen daha da devam ediyor. İsrail bir devlet gibi değil bir örgüt gibi terör örgütü gibi hareket etmeyi ne yazık ki bırakmıyor efendim. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mecliste de bir toplantı gerçekleşmişti bununla birlikte hatta bir kınama yazısı ilan ettiniz. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle tabii ki bu insanlık dışı bu facia hepimizi çok üzmekte. Yani çünkü elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yani sistem meselesine biz hep önce insan penceresinden bakıyoruz. Diğer bölgelerdeki gibi buradaki insanların da insan olmasından dolayı yaşam hakkını İşte kendi değerlerini geliştirmesi, kendi devletinin olması, bütün bu hakları yaşamayan bir bölgeden bahsediyoruz. 7 Ekim'den beri Türkiye Cumhuriyeti, yine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye'deki bütün kurumlarımız, halkımız her şekilde bu sorunun çözümü yönünde gerçekten ciddi bir gayret gösteriyoruz. Gazze halkının insani ihtiyaçlarının giderilmesi, yine Gazze halkının özellikle yaşamsal en azından ihtiyaçlarını karşılaması yönündeki yardımlar konusunda biz elimizden geleni yapıyoruz. Ancak İsrail gerçekten yani dünyada veya tarihte eşi görülmemiş bir vahşet sergiliyor. Yani bu vahşete karşı İnsanlığın tamamı tabiri caizse sınıfta kaldı. Çünkü
Yani İsrail'in, evet diyelim ki İsrail'in kendi kırmızı çizgileri vardır, işte devlettir, şudur. Ama İsrail gerçekten bir devlet gibi hareket etmiyor. Bir terör örgütü gibi hareket ediyor. Bir örgüt gibi, devletleri ve örgütleri birbirinden ayrılan en önemli özelliği nedir? Devletin hukuka bağlı olması, uluslararası sözleşmelere bağlı olması. Bugün devletleri devlet yapan Birleşmiş Milletler'dir. Ve Birleşmiş Milletler'in de temel ilkeleri var ve bu ilkelerin tamamen çiğnenmesine rağmen Batı'da çifte standardı görünce gerçekten artık ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Yani Cumhurbaşkanımızın özellikle Van Münih'ten başlayan ve dünya beşten büyüktür söyleminin zaman içindeki haklılığını da gün geçtikçe görüyoruz. İşte Batı'da Kur'an yakıldığı zaman biz bunlara karşı tepki gösterdiğimizde işte bunlar insan haklarıdır, insan haklarından dolayı biz müdahale edemiyoruz dedikleri bir eylemde. Bu defa Filistin için kendi bölgelerinde insanlar sokaklara çıktığı zaman, protest ettiği zaman bunları tutuklayabiliyor. Yani bu Batı'nın çirkin yüzünü, insanlığın çirkin yüzünü biz burada gördük. İsrail kendi savunma hakkından bahsederken İşte Gazze'li kadınların ve çocukların yaşama hakkından bahsetmemesi gerçekten insanlık namına utanç vericidir. İsrail'e ateşkes önermiyoruz diyerek daha çok silah gönderenler, ekonomik destekte bulunanlar da aynı kötülüğün birer ögesi olmaktan öteye de gitmemektedir. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anlamda üzerine düşeni yapmaya çalıştı. Dünyadaki parlamentolarla danışma çağrısına bulunduk. Yine parlamentoda kapalı bir oturum, yine Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın meclisi bilgilendirmesi sonucu bütün siyasi partilerin bir araya gelerek bu olayı irdeledi ve buna yönelik bütün partilerin imzasıyla bir deklarasyon yayınlandı. Onun için yine 12 Ekim'de özellikle El Ahli ve El Memedani hastanelerinin hedef alınması, yüzlerce İsrailli Filistinlinin hayatını kaybetmesinden sonra da bu konuda da gerçekten derin üzüntülerimizi ve insanlık suçuna yönelik bu eylemleri şiddetle kınadık. Ama işte yani bizi en çok üzen şu, yani tabii ki hepimiz, Türkiye'deki her bir fert bu olaydan çok muzdarip, ama yani elimizden geldiğince biz bu eylemlere karşı durmamız lazım. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in hadisidir. Diyor ki bir kötülük, bir zulüm gördüğünüz zaman önce elinizden düzeltin. Elinizle düzeltemediğiniz zaman dilinizden düzeltin. Dilinizle düzeltmediğiniz zaman kalbinizden nefret ediniz. Biz bugün Türkiye halkı olarak Filistin'le dayanışma için Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin, AFAD'ın, Kızılay'ın, İHA'nın ciddi bir şeyleri var, faaliyetleri var. Bunlara maddi yardımda bulunmalıyız. Yine protestolarımızdan, işte dünyadaki sosyal baskı grupları üzerinden İsrail'e baskı göstermemiz lazım. Neticede bu zulmün gidebileceği bir nokta yok. İsrail içerisinde de halkının inanıyorum ki önemli bir çoğunluğu bu Netanyahu diktatörü faşizmine karşı tepkilerini göstereceği günlerde yakındır. Böyle bir düşüncem de var inşallah. İnşallah Allah Sayın Vekilim. Bu zulümden, bu zulme karşı İsrail halkının yanında olan bir insan, bir birey olarak bizi yazar. Çünkü gerçekten bir Müslüman olarak, bir insan olarak bugünkü bulunduğumuz durumdan gerçekten utanıyoruz. Yine Müslüman devletleri, yaklaşık 1,5 milyara yakın Müslümanın olduğu bir dünyada birbiriyle didişen, birbiriyle mezhepler üzerinden, siyasi ideolojiler üzerinden kavgaya çıkışan devletlerin Siyonizme karşı, İsrail'e karşı bu kadar sessiz durması da manidar.
Maalesef, buyurun. Maalesef Sayın Vekilim. Tabii bunları biz de irdeliyoruz, konuşuyoruz çok fazlasıyla. Stüdyomuzda gazeteci yazar Esat Bindesen de var. Onların da size yöneteceği sorular var efendim. Esat Bey buyurun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Esat Bey. Size de hayırlı akşamlar değerli milletvekilim. Evet, yani gerçekten vicdanları sızladan dünyada bir savaş var. Yani bu savaş sadece iki ülke arasında, askerler arasında olan bir savaş değil. Yani İsrail'in hakikaten bir devlet, İsrail bir devlet ama demin de siz de söylediniz devletin hangi hususlara sahip olduğunu. İsrail bir terör devletidir ama. Bu terörü her anda, her zamanda sürdürmekte. Çoluk çocuk demeden, yaşlı demeden sivil insanları da katlediyor. Bunu elbette ki buradan lanetliyoruz gücümüzün yettiğince. Benim sormak istediğim soru şu değerli milletvekilim. Şimdi ABD başta olmak üzere Avrupa ülkeleri adeta İsrail'i fitilleme girişimleri var. İşte ABD yardım gönderiyor, savaş gemisi gönderiyor, bütçelerine para aktarıyor. Efendim can ciğer olmuşlar adeta. Böyle bir tabir de vardır ya. Devlet başkanlığı düzeyinde de İsrail'e ziyaretler devam ediyor. Ziyaretler de oldu. Bu birlikteliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Bu konudaki görüşünüzü öğrenmek isterim. Yani şimdi uluslararası toplum gerçekten yani tabiri caiz ise tüm bölgeyi ve insanlığı ateşe atıyor. Bu çok vahşi ve tehlikeli bir saldırganlık. Yani buna karşı net bir tutum alınması gerekiyor. Bugün işte 1902. Dünya Savaşı'nın kazananları tarafından dizayn edilen Birleşmiş Milletler 5 tane ülke veto hakkı kullanabiliyor ve hiçbir ortak bir bildiriyi, ortak bir kınamayı bile yayınlayamıyor. Yani bu Birleşmiş Milletler'in de artık dünyanın yeni ihtiyaçlarına karşı cevap veremediğini de çok ortada. Çünkü eskiden işte soğuk savaş dönemlerinde iki kutuplu bir dünya vardı. Artık global bir dünya var ve dünyada artık 5 ülkenin dışında da hem ekonomik anlamda hem siyasal anlamda büyük devletler ortaya çıktı. Yani bunlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bugün Cumhurbaşkanımız da Türk Devletleri topluluğuyla beraber bir toplantı yaptı. Yani bugün bölgesel bir aktör olan Türkiye'nin, işte Hindistan'ın, ne bileyim Endonezya'nın, Malezya, yani bu ülkelerin, işte Afrika ülkelerinin tamamen dışlayan bu sistemin bu şekilde yürümesi mümkün değil. Çünkü İsrail'i bir Dışişleri Bakanı ben de Yahudiyim diyebiliyor. Veya bir Amerikan Başkanı işte ateşkesin olmayacağını söylüyor. Yani bu gerçekten başka bir dünyada yaşadığımız gibi bir izlenim yaşatıyor bize. Basının bize dayattığı yıllarca bizim içimizdeki işte Jön Türklerin savunduğu Batı ideallerinin aslında tamamen bir yalan olduğu, tamamen kendi çıkarlarına yönelik bir insanları kandırma ve aldatmacı olduğunu da ortaya çıkardı. Demokrasi ve insan hakları insana insan olmasından dolayı verilen bir değerdir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de mesela diyor ki "Nestaûzu billâh ve lekad keremne beni âdeme." Ben insanı şerefli yarattım diyor Allah-u Teala. Evet. Ve insanın şerefli yaratılmasından dolayı saygınlığı, insanın yaşam hakkı, doğru bir ortamda büyüme hakkı, yani bütün bu hakları Gazze'lilerden, Filistinlilerden alıyor ve biz seriyoruz. Yani bunu bilmiyorum. Bunun nereye kadar gidebilecek, ne kadar sürdürebilecek? Bu bence bu olay Batı'nın kendini imha ettiği, pimini çektiği bir el bombasını kendi koynuna attığı bir vaka olarak ileride tarih bunu yazacaktır. Çünkü yani toplu vicdanı asla bu haksızlığa, bu insafsızlığa geçit vermeyecektir. Evet.
Efendim çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Dediniz ki aslında Avrupa ülkeleri bir el bombasının pimini çekti ve kendi koynuna attı diye görüyorsunuz ve tarihte bunu yazacak diyorsunuz. Çok da önemli bir başlıktı. Teşekkür ederiz ama şöyle de bir durum var efendim. İsrail bu savaşı biraz daha geniş kitlelere, geniş coğrafyaya da yayma çabası olduğu da gözüküyor aşikar bir şekilde. Sizce bunu başarabilir mi? Veya tetiklediği Orta Doğu'da da siz hem oranın kültürünü ve insanını da tanıyorsunuz. Birçok aslında farklı yapıyı farklı bir şekilde bu savaşın içerisinde müdahil etme çabası içerisinde. Hatta en son birkaç saat önce sadece Hizbullah lideri de bir açıklama yaptı ve dedi ki biz bu savaşta zaten varız. Bu mücadeleyi yürüttüğümüz için de İsrail aslında hızlı yürüyemiyor dedi. Bu açıklamayı ve İsrail'in savaşı genişletme düşüncesini nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Yani şimdi Batı'nın tarihi geçmişine baktığınız zaman yani böyle fitneye, insanların vicdanına, ruhuna, kalbine dahil olaylar yaratarak bu olaylar üzerinden meseleyi büyütüp tekrar bölgeyi dizan etme çabaları olduğuna dair kuşkularım da gerçekten çok güçlü. Tabii yani öncelikle başta Türkiye olarak yani bu Filistin-İsrail meselesinde çok dikkatli bir siyasi politika izlememiz gerektiği düşüncesindeyim. Biz tabii ki bölgenin lider ülkesi olarak özellikle Müslüman ülkelerin halklarının vicdanında sevgisi büyüyen Cumhurbaşkanımız liderliğinde garantör devlet olarak bu bölgede bir siyaset izlememiz gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü yani bu şiddet sarmalı içerisinde gerçekten yani İsrail de kazanmayacak. Aslında İsrail'in de o bölgede, Orta Doğu'da yaşam hakkını biz kabul ediyoruz. Ama İsrail'in yaşam ve devlet hakkını diğer topluluklar yönünden de kabul etmesi lazım. Bugün 10 bin kilometre öteden gelen Amerika bölgenin sinir işleriyle uygulayın ve şeylere dayalı, işte kehanetlere dayalı bir dış politika uyguluyor. Bugün özellikle Amerika'daki evangelistlerin işte Armageddon veya Tevrat'ta işte bahsi geçen kehanetler üzerinden kendi insansızlıklarına kılıf bulmaya çalışıyorlar. Yani orada öldürdükleri insanları bir hamam böceği gibi görüyorlar. Özellikle bu Siyonizmin getirdiği işte Yahudilerin üstün ırk olduğu, diğer ırkların tamamının Yahudilerin kölesi olacağına dair sapık bir anlayışın tezahürünü görüyoruz. Yoksa gerçekten yani en zalim belki Haccac da böyle yapmamıştır, Firavun da böyle yapmamıştır, Nemrut da böyle yapmamış. Yani bu insanlık tarihi anlamında çok çok büyük bir olaya şahit oluyoruz. Ve Türkiye bu politikayı çok dikkatli uygulaması lazım. Biz olayın içindeyiz ama biz bu olayın içindeyken insani değerler ve tarihi referanslarımız da olayın içindeyiz. Biz bu olayın asla tarafı değiliz. Biz bu olayın içinde olan ve bu olayı suhuletle çözmesi gereken bir devlet aklıyla hareket etmemiz lazım. Özellikle Hamas'ın, Hizbullah'ın bölgede öteden beri kendi varlıklarını kollayan, koruyan örgütler olduğunu ve bunların netice itibariyle bence bu olayın çözümü noktasında çok da inandırıcı olmadığını düşünüyorum. Evet. Evet değerli milletvekilim, şimdi biraz önce ifadenizde işte Amerika Birleşik Devletleri 10 bin kilometreden geliyor bu bölgeye dediniz. Evet çok doğru bir ifade. Gerçekten bu Amerika 10 bin kilometreden buraya neye geliyor? Benim bir tespitim şu, emperyalist eğilimli ülkeler, devletler savaşsız, işgalsiz, yağmasız duramıyorlar. Burada yeraltı zenginliklerimiz var, zenginlikleri var Orta Doğu'da. Yani 10 bin kilometreden gelmelerinin altında yatan sebeplerden biri de budur. Şimdi buna bağlı olarak ben şunu ifade etmek istiyorum size. Allah bütün yeraltı zenginliklerin çoğunu Müslüman ülkelere vermiş. Üstüne bir de akıl vermiş. Ama ne yazık ki akledilemiyor, kullanamıyoruz bu akılda kullanamıyoruz.
Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Yani doğru, çok doğru bir tespit. Yani gerçekten de yani Batı'nın bir tarzı var. Şimdi Amerika, özellikle Amerika'yı izlemek lazım. Yani Amerika'da bir imparatorluk kültürü yok. Amerika girdiği her ülkeyi, her toplumu imha ederek çıkmıştır. Yani Afganistan'da işte barış için girdi, Afganistan'da, Afganistan'dan bir El-Kaide çıkarttı. Irak'ta Saddam'a karşı mücadele edeceğiz derken Saddam'dan sonra Irak'ı gördük. İşte Suriye'de ya da Arap Baharı'yla Arap ülkelerini ve Orta Doğu'nu nasıl dizayn ettiğini gördük. Ve Türkiye'de de bu kalkışma yapıldı. Özellikle Gezi olaylarıyla beraber Türkiye'de de bunun denemesini yaptılar. Gerçekten Batı veya Amerikan tarzı siyaset bir toplumun içinde fitne ve fesat oluşturarak o toplumu tamamen kendi kontrolü altına almak istiyor. İşte görüyorsunuz yani mesela Gazze'de doğal gazla ilgili büyük bir rezervin olduğu söyleniyor. İşte Irak'ta, İran'da, mesela Suriye'de düşünün Amerika'yı. Sadece işte petrol çıkan bölgelerde Amerika'yı görüyoruz. Diğer yerlerde görmüyoruz. İşte Kerkük'te görüyoruz. Ne bileyim yani Suudi Arabistan'da, işte Yemen'de. Yani gerçekten artık Amerika'nın elinin bizim üzerimizden düşmesi lazım. Bunun tek yolu da Müslüman ülkelerinin birlik ve beraberlik içinde, adalet anlayışı içinde, insanlığa ve Müslümanlığa yakışır bir ittihat oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Bizim aramızda işte mezhepler üzerinden, etnik kimlikler üzerinden ki bu ayrımcılıkları artık reddetmeliyiz. Çünkü yani bunun sonunda, günün sonunda zarar gören biz oluyoruz. Çünkü Amerika'nın kendi ülkesinde bir savaş yok. Ama savaşı tamamen bizim topraklarımızda yaşatıyor. Bugün Rusya'yı Ukrayna üzerinden savaşa çekip Rusya'yı tamamen devre dışı bıraktılar. Yine Tayvan'da Çin'i Tayvan üzerine çekip bu olayı kendi lehlerine çevirmek istiyorlar. Yani Orta Doğu'da da Türkiye gerçekten çok akıllı, çok ileriye yönelik güzel bir politika uyguluyor. Ve bu politikada tuzaklara ve bizi çekmek istedikleri bataklıklara da dikkat ederek insanlık değerleriyle bu yürüyüşümüze devam etmeliyiz. İnşallah. Çok güzel hem dua niyetini, temennilerinizi de bizler de katıldığımızı ifade etmek istiyorum. Sayın Vekilim, rica ederim. Şöyle bir şey, evet vaktinizi aldık ama kısa bir sorumuz daha olacak. Çünkü evet dünyanın gündemi, bizlerin de gündemi Filistin maalesef ki. İnşallah bu zulüm son bulur. Ama Türkiye'de yaklaşan bir de yerel seçimler var efendim. Bunlarla ilgili de geçmiş dönemde siz de bir tecrübeli isimsiniz. MKYK'da uzun bir süre görev aldınız. Bu işin ilk başlangıcında yine 7 Kasım'da MKYK'nın toplanmasıyla birlikte aday adaylığı süreçleri de başlayacak. Ondan sonraki süreç nasıl ilerleyecek ve MKYK'da görüşülecek olan konular nedir acaba? 3 aşağı 5 yukarı bunları da sizlerden öğrenmek isteriz efendim. Evet yani bugün tabii ki bugün 3 Aralık AK Parti'nin iktidara gelişinin seneyi devriyesi. Evet. AK Parti Türkiye için artık hiçbir şey etkisi gibi olmayacak mottosuyla millete hizmete devam ediyor. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine bugüne kadar girdiği her seçimi kazanmış bir siyasi hareketin yıl dönümü olması sebebiyle özellikle hayırlı olsun inşallah. Nice 21 yıllarda AK Parti'nin bu millete hizmet yolunda devam etmesini temenni ediyorum. Biz de bu ailenin bir ferdi, bir neferi olarak hem Erzurum'un hem Türkiye'nin her zaman hizmetinde olacağız. Tabii yerel seçimler bizim için çok çok önemli. Yerel seçimde özellikle bizim hedefimiz elimizdeki mevcut belediyeleri tekrar devam ettirmek. 2019'da talihsiz bir şekilde kaybettiğimiz özellikle İstanbul, Ankara, Antalya, Adana gibi önde gelen illerimizi tekrar AK Parti belediyecilik anlayışı içine geri getirmek. Bu konuda tabii ki biz seçimlere özellikle genel seçimlerden hemen sonra kıymetli hemşerimiz, genel başkan vekilimiz Sayın Erkan Ağlan'ın başkanlığında yerel yönetimler
teşkilat ve genel sekreterlerimizden oluşan bir ekip o günden beri bugün çalışmalara başladılar. Özellikle mevcut belediyelerin, belediye başkanlarının performans ve kriterlerini değerlendiriliyor. Mesela AK Parti'nin bir ilde aldığı oyun üstünde ve çok altında performans gösteren belediye başkanlarının tespit edilmesi yönünde. Tabii MKYK'de, MYK'da özellikle adaylık başvuru şartlarıyla ilgili doğrusu çok bilgi sahibi değilim ama geçmiş seçimlerde dönemden bildiğimiz kadarıyla özellikle aday başvuru takvimi açıklanacak. Bir de bu seçim biliyorsunuz belediye meclis üyelerimizin, muhtarlarımızın da dahil olacağı bir seçim olduğu için milletin önüne en az 3 veya 4 tane oy sandığı gelecek. Evet. Biz de burada adaylarımızı doğru tespit edebilmek anlamında hem teşkilatlarımızın görüşünü işte temayül yoklamalarıyla alıyoruz. Yine halkımızdan anketler yoluyla halkımızın görüşlerini alıyoruz. Milletvekillerimiz ve neticede bu hazırlıklar tamamlanıp Cumhurbaşkanımızın önüne gidecek ve onun başkanlığındaki bir heyet tarafından son şekli vereceğiz. Bizim hedefimiz Kasım sonu ve Aralık başı Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın belirlenmesi. Aralık sonu ve Ocak başı da belediye başkanlarımızın belirlenmesi yönünde olacaktır. Bu konuda gayret sarf edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız belirlendikten sonra işte o ildeki diğer belediye başkanları, belediye meclis üyeleri belirlenip halkın önüne, halkın istediği bir listeyle çıkmaya çabalayacağız. Hakkımızda hayırlı olsun. Gerçekten İnşallah. Türkiye çok önemli bir dönemden geçiyor ama bu seçimden sonra da önümüzde yaklaşık bir 4 yıllık seçimsiz bir süreç olacak. Türkiye'nin kazanımlarını pekiştirecek, Türkiye'nin dünyadaki gücünü pekiştirecek bir yeni bir döneme giriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını 29 Ekim'de hepimiz kutladık. Nice yüzyıllara dedik ve yine biz Türkiye'nin 100 yılı dediğimiz ikinci yüzyılda Türkiye'yi devletler ekonomisi içerisinde en iyi yere, dünya siyasi tarihi içerisinde önemli bir aktör olarak kazınmasını sağlayacak çabaların içine gireceğiz inşallah. İnşallah efendim. Esat Bey sorunuz var. Efendim çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katkılarınızdan dolayı. Ben çok teşekkür ederim. TV'ye ve size yaptığınız bu güzel program için teşekkür ediyorum. Sizin şahsınızda Erzurumlu hemşerilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Türkiye'de inşallah bu yakın zaman içerisinde bu Filistin sorununun da çözüleceği, Türkiye'deki ekonomik sıkıntılarımızın geçeceği bir yıl olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Beni yayına aldığınız için de ayrıca Kardelen ailesine çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. İyi günler dilerim. İyi akşamlar dilerim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Efendim tabii yine telefon bağlantılarımız olacak. Hem Filistin meselesini konuşacağız hem de aslında Esat Bey'le biz yerel seçim konusunda da birkaç yorumumuz olacak inşallah. Bu süreç içerisinde tabii Esat Bey, Sayın Vekilimizi dinledik. Oldukça da önemli notlar bıraktı. Bize başlıca şöyle manşetler bıraktı diyebiliriz. Birincisi Orta Doğu'da Amerika'nın ve Avrupa Birliği ülkelerinin aslında bir bombanın fitilini ateşlendiğini ve kendi koyunlarına koydukları yönünde bir ifadesi vardı. Aslında oldukça da yerinde isabetli bir açıklamaydı. Bir diğer noktada ise biz maalesef insanlığımız sınıfta kaldı dedi. Çünkü ne yazık ki bu zulmü durdurmaya yetmedi. Tepkimiz de etkimiz de aslında. Bizim etkimizin daha geniş kitlelere veya daha geniş bir şekilde yayılabilmesi için aslında biraz da güçlü olmamız lazımdı. Sayın Vekile siz soruyu yöneltirken şöyle bir şey söylediniz. Evet tepki koyuyoruz vesaire ama biz neden bu gücü ve aklı, hatta Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir şey de inmiştir ve bize de emredilmiştir ki aklediniz. Evet. Biz akledip bu gücü neden yüzyıllarca zaman geçmesine rağmen elde edemedik efendim. Ne yazık ki. Evet. Şimdi Soner Bey,
akletmek önemli bir şey. Yani Allah insanlara akıl vermiş. Şimdi biz her şeyi Allah'tan bekliyoruz. Elbette ki bekleyeceğiz ama bunun şartlarını yerine getireceğiz. Burada özür dilerim. Hatta şöyle bir şey deniliyor. Geçtiğimiz günlerde böyle bir şeye de rastladım. Deniliyor ki işte evet döneminde Allah-u Teala bu tarz kavimlere, bu tarz zulümlere göstermiş olduğu şeyler vardır. Ebabil kuşları gibi. Hatta dualar ederken hep bunu söyleriz. İşte Allah'ım ebabil kuşlarını gönder. Evet bu zulmün bir an önce durması lazım. Ama biz Allah'tan beklemek yerine biz kendimiz bugüne kadar bir şeyleri ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum. Allah-u Teala hiçbir zaman zalimleri sevmez. Evet. Bunu ayette, gönderilen ayette de söylüyor Cenab-ı Hak. Bu elbette ki zalim, zulüm Allah katında mutlaka cezasını bulacak. Ama bütün hadise şu, biz önce ne yapmamız lazım? Onu yapmamız lazım. Ondan sonra elbette ki Allah'tan yardım istemeliyiz mutlaka. O zaman yardım gelir. Mesela Müslümanlar olarak biz kendimizi düzeltmedikçe, önce fert olarak düzelteceğiz, sonra toplum olarak düzelteceğiz. Yani dürüst insanlar olacağız, çalışkan insanlar olacağız, akledeceğiz, bilime, ilime değer vereceğiz. Bunlar üzerinde çalışacağız. Ülkemizi bir adım daha ileri götürmenin gayret ve çabası içerisinde olacağız. Ondan sonra Allah'tan galibiyet isteyeceğiz, yardım isteyeceğiz. O zaman ebabil kuşları işte gelir bize yardım eder. Ama hiçbir şey yapma, efendim sırt üstü yat, o dürüst olma, her türlü hile içerisine gir, ondan sonra da aç ellerini dua et. Yani bu böyle bir şey yok, böyle bir şey söz konusu olamaz. İsrail evet gerçekten zulüm yapıyor orada. İnsanların içi acıyor. Yani televizyonlara bakamaz olduk. Maalesef. Yani o çocukların yüzleri, o kanlı yüzleri, kadınların, yaşlıların perişan haldeki görüntüleri hakikaten ciddi anlamda bizleri rahatsız ediyor. Üzüyor. Bir de şöyle bir şey var Esat Bey. Yani bu savaşın kuralları, kanunları vardır. Ama İsrail bu savaşın en başında, savaş da demeyelim, savaş demek bile yanlış çünkü bir zulüm. Bu zulmün başında şöyle bir şey, bir açıklama yaptı. Dedi ki, hatta askerlerine talimat verip, kamuflaj giyip, dedi ki hiçbir dünyanın, hiçbir kanunun sizi yargılamasına izin vermeyeceğim diye evet. Bu kadar kesin ve katı bir şekilde neye güveniyor onu aslında ilerleyen süreçlerde görmüş olduk. Neye güveniyor? Şuna güveniyor. Maalesef hiçbir Müslüman ülke Filistin'e, Gazze'ye inerek biz buradayız, sizle birlikteyiz diyemezken Amerika'nın uluslararası evet. Koruma ağına sahip bakın ve müthiş bir şekilde koruma zırhına sahip Biden füzeler altındaki İsrail'e inerek Netanyahu ile kucaklaşıyor. Ben buradayım diyebiliyor. Ve evet. O savaşta bulunan vurulma riskine rağmen hatta bir görüntü vardır. Zulmün başladığı ilk dakikalarda çekilen, ilk günlerde çekilen evet. Almanya Başbakanı İsrail'e gidiyor. Desteğini açıklamak üzere ve uçağına ayrılırken, uçağına binerken Hamas tarafından atılan roketlerin üzerlerinden geçtiğini görünce yere yatıp siper alıyorlar. Yani adeta canlarını ortaya koyarak bakın biz her şeye rağmen buradayız diyebiliyorlar. Ve bu da bir nebze olsun biraz akıl tutulmasına da sebebiyet verebiliyor. Ve görüyoruz ki Avrupa şöyle de eleştiri yapmak lazım. Bizden birisi Müslüman ülkeyiz dediğimizde bayrak açanlar, itiraz edenler var. Ama Biden gittiğinde ben işte dini kimliğimle buradayım veya Biden'ın Dışişleri Bakanı gittiğimde İsrail'e ben aslında İsrailliyim ve bir Yahudi olarak buradayım diyebiliyorken biz maalesef ki gittiğimiz coğrafyalarda ve daha öncesine bakarsak bizim topraklarımız olan coğrafyalarda biz buradayız diyemiyoruz. Neden dolayı? Aslında bu sadece Türkiye'nin sorunu da değil. Bir noktada da Türkiye'yi bu coğrafyanın içerisine, bu savaşın içerisine çekmek için de büyük mücadeleler sergiliyorlar. Aslında ilk başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu itidalle
inanın tabii bu uzun süredir diplomasi alanında büyük dersler alıyor Recep Tayyip Erdoğan'dan tüm dünya. Ve bu çıkışıyla da şu an dünyanın geldiği noktaya geldiler. Aslında Erdoğan'ın başlatmış olduğu noktaya dünya daha yeni geldi. İlk açıklaması şuydu: İki tarafı da itidale davet ediyorum ve iki taraflı bir anlaşmayla savaş ateşkes anlaşması imzalanmak zorundadır denildi. Evet. Kimi ülkeler İsrail'den taraf yan alırken, kimi devletler ise Hamas bu şeylere devam et, saldırılarına devam etmeli diye bir tavır alırken Sayın Erdoğan şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki savaşın bile bir kanunu vardır. Orada kadınlar ve çocuklar can veriyor. Bu savaşın bir an önce durması lazım diye bir açıklaması vardı. Ve tabii gün geçti, ilk başta bunu bazı kesimler sahiplendi. Hatta Erdoğan'a karşı olanlar bile evet bakın dedi, böyle bir açıklama oldu. Karşısında duranlar bile yanına gelmeye başladı ama sonrasında bugün aldığı tavırla birlikte dedi ki hayır, buna artık dur denilmesi lazım. Çünkü bu iş soykırıma dayandı, bu iş katliama dayandı ve bu iş savaş olmaktan çıktı. Bir zulme, terör devletine dönüşüldü ve buna dur demeliyiz diye son yapmış olduğu açıklamalarda aslında gerçekten de sert bir şekilde İsrail'de uyarmış oldu. Bununla birlikte de tabii birçok vatandaş hem Müslüman olarak hem de insani olarak aslında bu zulmün durması için büyük mücadeleler vermeli. Buna karşı birçok tabii size şunu da sormak isterim Esat Bey. Tepkiler ortaya konuluyor ve yardım kampanyaları gerçekleştiriliyor. Ne yazık ki halen daha tıbbi ve gıda yardımı olarak ulaşım sağlanacak refah kapısı açılamadı. Kısmi olarak açıldı. Tekrardan Gazze'deki halkın güneye doğru yönelmesi istendi. Ancak güneye doğru yönelen o masum insanlar ve çocuklar yoldayken üzerlerine bomba yağdırılarak orada da yine şehit edildiler. Bunu sağlayamamışken tabii bizler de herkes kendi çapında. Çok da masumane ve de çok da kıymetli buluyorum bunları. Yardım kampanyaları ve tepki gösterileri gerçekleştiriliyor. Her biri çok kıymetli ama bu tepkiyi hani böyle bir şey vardır ya efendim. Kısık sesler elbet birbirlerini bulduklarında bir çığlığa dönüşür. Biz bu çığlığı yakalamaya çalışıyoruz. Bu tepkilerin devam etmesi gerektiğini düşünüyor musunuz efendim? Evet. Şimdi ilk tepkiyi bildiğiniz üzere Türkiye verdi. Eğer Türkiye'nin bu tepkisel girişimi olmasa belki de dünyadan yine çıkan sesler, bugüne kadar çıkan sesler belki de çıkmayacaktı. Maalesef. Garip bir hatta İslam İşbirliği Teşkilatı'nı da bir toplamaya davet eden yine Sayın Erdoğan. Tabii Türkiye oldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmemeleri lazım. Çünkü bunun örnekleri var. ABD nereye giriyorsa oraya zulüm götürüyor, kan götürüyor, efendim savaş götürüyor. Yani oraya bir barış götürmüyor, bir huzur götürmüyor. ABD'nin bütün misyonu bu. Ama hiç güvenmesinler. ABD gittiği yerde, tuttuğu o ülke neyse, o terör örgütü neyse onları bir bakıyorsunuz yarı yolda bıraktı, geri döndü, geldi. İnşallah İsrail'i de öyle yarı yolda bırakacağını yani, göreceğiz. Evet, yani sanki öyle olacak gibi. Tabii İsrail burada aslında Filistin'i ele geçirme gayreti yanında bir de soykırım yapma gayreti var. İşte biraz önce siz de ifade ettiniz, güneye gidin diyor. İnsanlar, sivil vatandaş güneye doğru giderken onların üzerine bomba yağdırıyor. Bu bir soykırımdır. Tabii. Başka bir şey değil. Hastane vuruyor. Evet. Yani daha kelimeler yetmiyor. Yani neyi anlatacaksınız? Efendim Türkiye, savaşın kuralı kaidesi olur. Tabii, Sayın İstanbul'da. Türkiye yıllardan beri bir savaşın içerisinde. Madem bu savaşsa, savaş değil aslında, terörle mücadele ediyoruz değil mi efendim? İsrail de aynı söylemi gerçekleştiriyor ama şöyle bir algı yönetiliyor. Uluslararası medyada da çok fazlasıyla böyle CNN International izleniyor. Şöyle deniliyor. Ya işte Hamas katliam gerçekleştiriyor. Tam 27 gündür, muhtemelen 27. gün, 27 gündür bombaların yağdığı bir şehirde hiçbir eylem gerçekleştiremeyen Filistin halkına yönelik sürekli bir dezenformasyon çalışması var. İşte Hamas çocukların kafasını kesti deniliyor. Hiç ortada yok. Ama bu kadar şeye sahip, medya gücüne sahip İsrail'in acaba bu görüntüleri ortaya koyabilecek bir medyası yok mu ortada?
bu kadar medyası varken bu görüntülerden hiçbiri ortaya çıkmıyor da Hamas'ta Gazze'de gerçekleştirilen bu katliamların boy boy fotoğrafları ve her gün ne yazık ki o çocukların feryatlarını duyuyoruz. Evet. İçimiz kahroluyor ama baktığımızda da uluslararası atmosferde sanki İsrail haklı bir mücadele devam ettiriyor. Buradan geleceğim nokta diyorum ya efendim, yıllardan beri biz de terörle mücadeleyle karşı karşıyayız ve bu alanda da en son yine hem Diyarbakır'da çeşitli Güneydoğu Anadolu bölgesinin illerinde mücadeleler yürüttük. Ve tek bir tane masum insanın canına kastetmedi Türk Silahlı Kuvvetleri. Ele geçirilen teröriste bile biz merhametle yaklaşıyoruz. Yani onu uyarıyoruz. Herhangi bir hareket yapmıyorsa onu orada etkisiz hale getirmiyoruz. Evet. Alıyoruz, adalete teslim ediyoruz. Şimdi sözünüze girmeden Esat Bey, konumu daha fazla bekletmek istemiyorum. Çünkü telefon attığımızda Küresel Gazeteciler Derneği Başkanı Sayın Mehmet Ali Dim var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Efendim hoş bulduk Soner Bey. İyi yayınlar diliyorum. Esat Bey'e de iyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Ben önce düzeltme yapayım. Küresel Gazeteciler Konseyi. Konseyiz Genel Başkanı. Özür dilerim. Dernekler statüsünde de değil. Biz farklı bir statü değil. Onu önce belirtmek isterim. Teşekkürler Sayın Başkanım. Evet, Küresel Gazeteciler Konseyimizin Alanya'da bir çalıştayı var. Ben de şu an oradayım. Allah kolaylık versin. Oldukça kalabalık bir ortamdayım. Buyurun. Programınızla ilgili de sizlere soru yönelteceğim inşallah ama öncesinde Filistin meselesini konuşuyoruz efendim. Siz de çok kıymetli bir gazeteci üstadımız olarak sizin de bakış açınızı çizdiğiniz fotoğrafı, çektiğiniz fotoğrafı da konuşmak isteriz bu alanda. Efendim dünya bir zulme şahitlik ediyor. Hiçbir şey yapamadan maalesef. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Valla şu kadarını söyleyeyim. Tabii ki son derece üzücü. Yani masum insanların katledilmesi hangi dine, ırka, millete ait olursa olsun şahsen beni çok üzer. Bunu dünyanın değişik coğrafyalarında zaten değişik defalar yaşadık. İşte en son biliyorsunuz Srebrenica katliamı Bosna Hersek'te, yakın tarihte. Efendim ondan önce biliyorsunuz işte Gazze'de birçok olay oldu. Bundan önce de yaşandı bunlar. Ama bu defa daha şiddetli yaşanıyor. Ama burada biraz büyük fotoğrafa bakmak lazım. Yani sadece Gazze'ye odaklanmak doğru değil. Acaba bu terör örgütleri, yani Hamas'ı biz her ne kadar terör örgütü olarak kabul etmiyoruz ama ne yazık ki Filistin'in de büyük bir kısmının benimsemediği bir yapı, bu yapının neden böyle durduk yerde İsrail'e bir saldırı düzenlediği ve sivil insanları hedef aldığı, bir sürü sivili rehine aldığı tartışılması gereken bir konu. Bu İsrail'in şu anki ataklarının sebebi bu değil mi? Dolayısıyla büyük fotoğrafta bir oyun var. Tıpkı ben şöyle görüyorum, 91'de Saddam'ı kışkırtıp küvete sokan güç neyse ve ondan sonra Irak'ı yok eden, Saddam'ı yok eden güç neyse burada da aynı güç devrede. Evet. Mehmet Ali Bey, şu an sizler konuşurken halen daha Gazze'ye bombaların yağdığı, arkadaşlar canlıyı verirsek ekrana, şu an canlı olarak izleyebiliyorsunuz, Gazze'nin üzerine halen daha bombalar yağdırılıyor efendim. Buyurun devam edebilirsiniz. Evet. Şimdi bu son derece üzücü. Yani bunu hiç kimse tasvir edemez. Biz de demeyiz. Yani bunu artık kamunun, uluslararası toplumun vicdanına havale ediyoruz. Yani bu akılla, izanla, mantıkla izah edilecek bir şey değil. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bunu kabul ediyoruz. Ama bu nasıl başladı? Bunu nasıl meşru, legal hale getirdi? Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bile buna sesini çıkartmıyor. Neden? İşte bunu araştırmamız gerekiyor. Evet. Bu dünyanın şu an içinde bulunduğu adaletsiz durumu nasıl anlatabilmeliyiz ki, nasıl söyleyebilmeliyiz ki bu Gazze'deki masum insanlar bundan sonra katledilmesin, bundan sonra ölmesin. Bu konuda birilerinin, evet, yani bu trajediyi tasvip etmek, savunmak mümkün değil. Elbette o insanların acısı bizim acımızdır. Sivil insanların katledilmesini makul gösterecek hiçbir gerekçe olamaz. Yani dünyada hiçbir gerekçe kundaktaki bebeklerin, küçücük çocukların, kadınların, sivil insanların katledilmesini masum gösteremez. Maalesef. Bu konuda hemfikiriz. Umut ediyoruz ki dünya bir sağduyuyla, bir vicdan muhasebesi yaparak
bu katliama dur diyecektir. Ama İnşallah. O sabırla beklemek lazım diye düşünüyorum. İnşallah. Umudumuzu kaybetmeyelim diye düşünüyoruz. İnşallah. Evet, isterseniz kendi konumuza gelelim. Evet. Tabii ben Esat Bey'e vereceğim sözü, o sorusunu Tabii. yöneltecek. Evet, buyurun. Esat Bey, buyurun. Değerli Genel Başkanım, şimdi büyük fotoğraf dediniz. Evet, çok doğru bir yöne işaret ettiniz. Şimdi evet. biz de tam telefon kesildiğince Soner Bey'le birlikte bu sizin açmış olduğunuz başlık üzerinden konuşmaya başlamıştık. Şimdi Amerika'nın tabii büyük İsrail projesi var. Sanıyorum o tarafa doğru bir işaret bu. Bunu gerçekleştirmenin çabası ve gayreti içerisinde ABD. Yani ABD projelerini belki 100 yıl ötesine bile erteleyebiliyor, yayabiliyor. Dolayısıyla bu sadece Filistin olayı değil, bu denemelerle bir İsrail büyük devleti oluşturmanın çabası içerisindeler diye düşünüyorum. Evet, doğru. Yani bu, yani bunu evet. işte bunu söylemeye çalışıyorum. Hı-hı. Yani bunun bugünkü yaşadığımız trajedinin altyapısını hazırlayan bir güç var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu bir el var. Hı. Tıpkı Saddam'ın Küveyt'e girişini teşvik eden Aynen. el hangi Aynen. else bunu yapan da aynı el. Onu söylemeye çalışıyor. Evet. Evet. Yani dizayn etmek istiyorlar. Orta Doğu'yu dizayn ettikleri gibi bugün aynı şekilde aynı coğrafyada İsrail'i ve Filistin'i dizayn etmek istiyorlar. Evet. Yani bugün siz de biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyıp büyükelçiliğini oraya taşıyan bir ülkeden evet. bahsediyoruz. Yani şimdi daha fazla ne söyleyeyim yani. Doğru. Dolayısıyla bu saatten sonra yani Amerika'nın bana göre özellikle süper güç olarak İsrail arkasında durduğu müddetçe, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkına sahip olduğu müddetçe oradan bir şey çıkmayacak ve biz elbette umutla beklemeye devam edeceğiz. Evet, öyle inşallah. Görünüyor. Şu an tablo bu. Teşekkürler. Sayın Başkanım, şunu da sormak isterim. Evet. Aslında bağlantının başında söylediniz, Antalya'dasınız ve çok da kalabalık bir ortamda olduğunuzu söylediniz. Çünkü evet. yarın büyük bir organizasyona da imza atacaksınız. Sanırım evet. üçüncüsü gerçekleştiriliyor. Bir ödül töreniniz var efendim. Bunlarla ilgili de bir açık bilgi alabilir miyiz? Bu üçüncüsü olacak bizim. Biz evet. üçüncü kere yapıyoruz bunu. Üçüncü kere küresel medya çalıştayı gerçekleştiriyoruz Alanya'da. Şöyle yaklaşık 32 ülkeden 60'a yakın gazeteci katılıyor. Aynı zamanda tabii Türkiye'den gazeteciler var. Toplam 250 dolayında gazetecinin katıldığı büyük bir çalıştay var. Biz yarın sabah 10'dan itibaren tabii yemek arası işte vesaire olmak şartıyla evet. akşam 18'e kadar bir çalıştayımız var. Bu çalıştayda medyanın tüm sorunlarını, sıkıntılarını yaşadığımız bugün işte bunun içinde tabii Gazze'de de kaybettiğimiz gazetecilerimiz, Ukrayna'da kaybettiğimiz gazetecilerimiz de dahil olmak üzere bütün mesleki anlamda her türlü konunun gündeme geldiği bir toplantı gerçekleştireceğiz. Yani toplam sabah 10'dan akşam 18'e kadar evet. bunu konuşacağız. Tabii Çalıştay sadece bir bölüm değil. İşte bizim önce Küresel Gazeteciler Konseyi'nin yönetim kurulu, başkanlar kurulu, ihsas kurulları, 3 tane meclisimiz var bizim. Yaygın medya meclisi, yerel medya meclisi ve dış medya meclisi olmak üzere meclis toplantılarımız olacak. Bunların akabinde de bir çalıştay gerçekleştirip orada da sunumlar gerçekleştireceğiz. Bu sunumlarda da çeşitli konularda uzman kişiler konuşacaklar. Mesela içinde şiddetle mücadeleden tutun. Yerel medyanın dijitalleşmeyle ilgili yaşadığı sorunlara kadar. Efendim işte mesleki anlamda bir takım yeni açılımlar, yeni medyayla ilgili açılımlar gibi bir takım konuların da olduğu bir çalıştayımız olacak. Ve buradan bir sonuç bildirgesi yayınlanacak. Ve akşam da saat 20'de yani 8'de ödül törenimiz ve gala yemeğimiz olacak. Orada da küresel başarı ödülleri takdim ediyoruz. Bunlar içerisinde mesela bilim ödülü veriyoruz. Bilim ödülünü kime veriyoruz derseniz. Kazakistan'da belki duymuşsunuzdur bir Türk kozmonot var. Uzaya çıkan ilk evet. ve tek Müslüman Türk olarak Tokdar Ebu Bekirova. Ebu Bekirova bir plaket takdim ediyoruz. Bilim ödülü veriyoruz. Küresel bilim ödülü. Bu şu an yaşayan bir kozmonot. Ve Türk ve İsmail olması da önemli bir özellik. Uzayda en uzun süre kalan da kozmonotlardan bir tanesidir. Evet. Mesela buna veriyoruz. Spor ödülünü kadın voleybol milli takımımıza dünya şampiyonu, kıtalar arası şampiyonu biri ona veriyoruz mesela. Voleybol Federasyonu Başkanımız gelip alıyor. Yine Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş Bey geliyor. Ona biz Türk Dünyası ödülünü takdim ediyoruz. Mesela deprem bölgesinde
22 tane hastane yapan, değişik yurt dışı kaynaklarıyla birlikte 22 tane hastane yapan bir Turmat diye bir firmanın sahibi var, Ali Kemaloğlu. Buna insani yardım ödülü veriyoruz. Örnek olarak söylüyorum. Çok yani güzel. Bu tür 7 tane ödülümüz var. Bu tarz ödüllerimiz var. Mesela küresel diplomasi ödülü veriyoruz Mevlüt Çavuşoğlu eski Dışişleri Bakanımıza gibi bir ödül bu. Biz şöyle söyleyeyim, gazetecilik ödülü vermiyoruz aslında. Biz gazetecilik örgütüyüz ama çünkü neden? Zaten gazetecilik ödülünü veren o kadar çok cemiyetler, dernekler vesaire var ki. Yani biz aslında onların dışında böyle farklı bir şeydeyiz. Çok çok da anlamlı bir ödül töreni oluyor. Çünkü dediğiniz gibi evet ödül veren, gazetecilere ödül veren birçok dernek ve kuruluş var. Yani sizin bunu yapmanız daha bir anlamlı olmuş. Bakın Soner Bey, yani ben ve arkadaşlarımız şöyle düşünüyoruz. Esat Bey de bizim zaten Erzurum temsilcimiz. Evet. O da bizim düşüncemizi çok iyi bilir. Ya biz gazetecilerin kendi kendine ödüllendirdiği bir sisteme karşıyız. Gazetecilere dışarıdaki örgütlerin ya da dışarıdaki kurumların ödül vermesi gerekmez mi? Biz bunu teşvik ediyoruz. Yani biz kendi üyelerimize birçok kurumun ödül vermesini sağlıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani atıyorum LÖSEV mesela bizim üyelerimize ödül veriyor. Atıyorum Yunus Emre Enstitüsü bizim üyelerimize ödül veriyor. Çok güzel. Niye? Onlar takdir etsinler. Elbette. Yani gazeteci örgütü gazeteci niye takdir etsin? Aynen öyle. Kendi kendimizi ağırlamaktan vazgeçmemiz lazım evet, diye. Yani keller kodullar birbirine ağırlar gibi bir hikaye çıkıyor. Yani evet. O konuda biz biraz farklı bir yapıya ve farklı bir açılıma bu konuda sahibiz. Çok güzel düşünüyorsunuz Sayın Başkanım. Evet. Durum bu. Yani yarın aşağı yukarı işte dediğim gibi saygın konuklarımız olacak. Muhtemelen Turizm Bakanımızın da katılacağı bir ödül töreni olacak. Yarın belli olacak. Onun katılıp katılmayacağı. Çünkü size de bir program var. Kültür Yolu Festivali'nden biterek gelecek. Yani bilemiyorum şu an gelip gelemeyeceği. Yarın netleşecek ama önemli konuklarımız olacak. Milletvekillerimiz, eski bakanlarımız, işte değişik ülkelerden mesela başkonsolosumuz var İstanbul'dan, Bangladeş başkonsolosu var. Birkaç ateşemiz var. Yani biz adı gibi küresel bir örgütüz. Şu an Küresel Gazeteciler Konseyi 66 ülkede temsilcisi olan, 81 vilayette temsilcisi olan, Ankara'da genel merkezi, İstanbul'da Cihangir'de ofisi olan, Bakü'de ofisi olan, Kıbrıs'ta ofisi olan bir gerçekten büyük bir yapı. Bunu tabii sizler ne kadar da biliyorsunuz bilmiyorum ama Esat Bey anlatır size. Esat Bey'den çok dinliyoruz zaten efendim. Yani şöyle söyleyeyim, biz aslında gerçekten Türkiye'de birçok işleri yapan, küresel anlamda, kıtalar arası anlamda da bir sürü faaliyetleri olan, yurt dışı etkinlikler olan değişik farklı bir örgütüz. Biz ülkemizin kamu diplomasi faaliyetlerine destek veren bir örgütüz. Yani gazetecilik ve medyanın gücünü ülkemiz adına yurt dışında kullanmayı tercih ediyoruz. Yurt içinde değil, daha çok yurt dışında kullanmayı tercih ediyoruz. Bu noktada da tabii gücümüzü sizlerden alıyoruz. Çok onu teşekkür ederim. Çok sağ olun Sayın Başkan. Çalıştığınızın da ödül töreninizde inşallah hayırlara vesile olmasını da diliyoruz biz de buradan. Biz de elimizden gelen desteği inşallah sunacağız. Yayına katkılarınızdan ötürü de çok sağ olun. Sağ olun. Eksik olmayın. Teşekkürler. Esat Bey, biz şeyi konuşuyorduk tabii Sayın Başkanım'la diyaloğa geçtik. Ayrıca yayına bağlanırken de dernek ifadesi kullandım. Hem Sayın Başkanım'dan hem de üyelerinden de özür dilerim. Çünkü Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'i ağırladık diyelim tekrardan. Efendim Türkiye'nin terörle mücadelesinden bahsettik ve burada hiçbir sivile zarar vermediğini, hatta sivile zarar gelmemesi adına kendi canını siper eden bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bahsettik. Çünkü yeri geldi, orada bir masumun olduğunu düşünerek günlerce operasyonu bekleten bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bahsettik. Vazgeçen ve vazgeçmesi bekleten sebebiyle de ne yazık ki şehit veren bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bahsettik. Evet. Şimdi Soner Bey, biraz önce de işte konuştuk. Hakikaten büyük bir fotoğraf. Orta Doğu'da bir İsrail devleti kurmak. Amerika'nın bütün amacı, sevdası bu. Şimdi buna, bu devlete işte Türkiye'yi de efendim PKK'yı, YPK'yı musallat ederek kurmaya çalışıyor. İşte efendim bir Kürt devleti kuracağız diyor. Yani bu, burada bir Kürt devleti falan yok. Bunların hepsi hikaye. Oradaki bütün amaç büyük İsrail devleti kurup buradaki yeraltı zenginliklerini ABD'nin kontrol altına almasıdır. Dolayısıyla bu anlamda uyanık olmamız lazım. Uyanık olmamız lazım. Ona göre davranmamız lazım. Terörle Türkiye 40 senedir, 50 senedir mücadele ediyor. Burada
hem ekonomik olarak verdiklerimiz var, hem şehitlerimiz oldu. Yani bu mücadelede hala biz devam ediyoruz. Bütün hadise bu Orta Doğu'yu dizayn etmek. Tabii bunların hesabı bu. Şimdi bunların hesabı bu ama Allah'ın da bir hesabı mutlaka vardır. Elbette ki. Bence Amerika bu sevdasına ulaşamayacaktır. Çünkü Orta Doğu'da çok güçlü bir ülke var. Bunun adı da Türkiye. Aynen. Her anlamda güçlüyüz biz. Hem ordu anlamında, asker anlamında güçlüyüz. Hem millet olarak. Yani işte bakan Türkiye'ye, ya Türkiye'nin ne kaç bin tane askeri var denilse, ben hemen cevabını veririm. Türkiye'de efendim 80 milyon asker var. Yerin üstündeki sadece. Evet. Yani öyle yani. Bu evet. Türk milleti böyle. Yani dolayısıyla bu millet bu Orta Doğu'da yaşadığı sürece, var olduğu sürece ABD bu planını, evet, projesini yıllarca, yüzyıllarca ertelemek zorunda kalacaktır ki Türk milleti de kıyamete kadar İnşallah yaşayacaktır. Haydar kalacak. İnşallah efendim. Aslında bunlarla ilgili efendim bizler de sıkça hem yayınlarımızda devam ediyoruz. Bu işte de sadece bizim coğrafi olarak bulunmuş olduğumuz noktada, biliyorsunuz kısa bir süre önce de Ukrayna-Rusya krizi baş gösterdi ve bu krizle birlikte yine aynı şeyler konuşuldu aslında. Türkiye'nin duracağı pozisyon uluslararası devletler açısından da çok önemliydi. Çünkü Türkiye her zaman belirleyici olmuştur. Türkiye her zaman almış olduğu pozisyonlarda hem yanında bulunanlara hem de kendi ülkesinin menfaatlerini kazandırıcı roller bürünmüştür. Yine aynı şekilde bunun devam edeceğini elbette ki düşünüyorum. İnşallah bu zulmün bir an önce durmasını da arzu ediyorum diyelim. Bir bugünkü programımızda başka bir başlığımız ise yerel seçimlerde efendim. Eski MKYK üyesi ve aynı zamanda şu anda aktif bir şekilde Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat'a da sorduk. Evet. Süreç nasıl devam edecek diye. O da süreçten kısa bir şekilde bahsetti. Aslında çok da bir zaman kalmadı. Çünkü muhalif partilerin de yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kurultayı var ve genel kurula gidiyor ve Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında büyük bir kapışma var. Tabii bu her ne kadar son günlerde dillendirilmemiş, konuşulmamış olsa da yarın bir yerde de abiyana tabir olsa bile tananın kuyruğu kopacak diyebiliriz. Çünkü uzun bir süredir değişimciler ve devamiyetçiler arasında büyük bir kavga vardı. İl başkanları, delegeler arasında müthiş bir kavga vardı. Bunun sonucu nereye varacak? Hem bunu aslında size de sormak isterim. Çünkü geldiğimiz noktada bugün iktidar lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bazen konuşmalarında şunu diyor. Türkiye'nin tek bir sorunu vardır. O da ana muhalefet sorunu. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Cumhurbaşkanı hakikaten doğru söylüyor. Çünkü muhalefet, iktidar partisi, hem iktidar partisi hem de muhalefet partisi. Çünkü karşısında muhalefet yapacak bir parti yok. Evet. Yani bunlar kendi aralarındaki muhalefeti çözemediler ki Türkiye'ye muhalif olsun. Evet, iktidara muhalif olsun. İktidara muhalefet etsinler. Evet. Şimdi biraz önce dediniz ki işte Kılıçdaroğlu ile Özgür Bey arasında bir kapışma var. Evet. Kapışma mı var, anlaşma mı var, o da belli değil. Yani orada da bir sıkıntı var. Evet. Dolayısıyla mesela işte diyelim ki emekliye bir zam yapılacak. Yapılıyor o zam. Diyelim ki emekli feryat ediyor. Diyor ki efendim bu zam fazla değil, işte yeterli değil. Hayat pahalılığı var diyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Muhalefetten ses geleceği yerden iktidardan ses geliyor. Evet. İktidarın bakanı çıkıp diyor ki evet diyor. Gerçekten az olmuş, fazlasını yapalım. Yani evet, yeterli değil. Evet. Yani biraz daha fazla zam yapmamız, ücretler artırmamız lazım diyor. Bu da işte iktidarın muhalefet tarafı. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de güçlü bir muhalefetin olması lazım. Yani bu iktidarın da çalışmasını sağlar, daha fazla çalışmasını sağlar. Elbette. Yani her şey belki doğru olmayabilir ama yani ayakları yere basan bir muhalefet olursa iktidar da bunları göz önünde bulundurur.
Şimdi iktidarın yapmış olduğu her şeye muhalefet etmek, muhalefet etmek anlamını taşımıyor Soner Bey. Aynen. Yani yaptığı iyi şeyler varsa onlara katılmak lazım. Ama efendim burada bu yapıldı ama bu güzel ama bunun devamı da şöyle böyle olması lazım. Denilmesi lazım ki muhalefetlik görevini yerine getirsin. Maalesef ama onu yapamadığını bizler de görebiliyoruz. Bir diğer süreç de aslında Sayın Vekil de şöyle bir izahta bulundu. Dedi ki Türkiye'nin önünde bu seçimin ardına 4 sene seçimsiz devam edecek ve istikrara sahip olacak bir hükümet söz konusu. Bu seçimlerde de hem muhtarlar hem belediye başkanı hem ilçe belediye başkanlarının seçimleri gerçekleştirecek. Bunlar devam ederken muhalefet partisinde böyle bir rol var ve böyle bir karmaşa var. İktidar partisinde ve Cumhur İttifakı'nda ve AK Parti'de ise özellikle birbirine kenetlenmiş ve hızlı bir şekilde çalışmaya yönelmiş en doğru adayları bulma noktasında büyük bir çaba gösterdiklerini de görebiliyoruz. Çünkü şöyle bir durum, uzun süredir iktidar partisinin şehirlerde tüm Türkiye genelinde kamuoyu yoklamaları yaptırdığını biliyoruz. İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya gibi kritik şehirlerde üst düzey bütün yetkilileri saha çalışmalarını yapmakta ve bu saha çalışmalarıyla birlikte de doğru adayı bulma noktasında müthiş tespitler, müthiş raporlar koyuyorlar ortaya. Tabii bunların da başında biraz da bizlerin de yakından tanıdığı ve bu stüdyolarda da çok kez ağırladığımız ve Erzurumlu olmasından da ayrıyeten gurur duyduğumuz bir isim var. O da Bursa Milletvekili, aynı zamanda Genel Başkan Vekili, AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Efkan Ağa'da bugün hatta Twitter hesabından bir paylaşım da yapmıştı. AK Parti'yi özetleyen, AK Parti'nin bilincini ve bugüne kadar ortaya koymuş olduğu eserleri açıklayan, çünkü AK Parti'nin iktidara gelişinin de yıl dönümü bugün. Bununla birlikte paylaştığı bir mesaj da vardı. Orada da yine AK Parti'nin bütünleştirici ve kucaklayıcı yapısını bir kez daha tweetinde de görmüş olduk. Siz neler söylersiniz efendim? Hem önemli bir dönem hem de onun ardından bu önemli dönemi yürüten de yine çok önemli, hem bizler için hem devlet için hem de ülke için çok önemli bir isim var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi buradan başlayalım. Efkan Ala Bey Erzurum'un bir değeridir. Gerçekten Erzurumlu olmasından da gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Efkan Ala Bey devleti tanıyan, devleti bilen bir isim. FETÖ darbesi ile de mücadelede çok etkin görev alan, canını, elini taşın altına koyan, siper eden bir isimdir, evet. Efkan Ala. Ve yani, amasız, niyesiz, niçinsiz yapmıştır. Yani bunu. Herhangi bir şey beklemeden, evet, çalışan bir insandır, bir isimdir. Artı mesela bakın işte kaç tane vali var Erzurumlu, kaç kaymakam var Erzurumlu, evet. Efendim nerede kaç bürokrat var Erzurumlu. Bunların altında çoğu imza Efkan Ala'ya belki aittir. Belki hangisine de sorarsak, evet. Efkan abi ve Efkan, evet, Bey diye staşla, evet, bahsettiğini biliyoruz. Şimdi biliyorsun. Efkan Bey sadece siyaset adamı olarak da bakmamak lazım. Evet. O kültür adamıdır da. Çok okuyan, evet, çok bilgili, iyi analiz yapan da bir insandır Efkan, evet, Ala. Onu biz bu stüdyolarda hakikaten konuk ettik. Hem de en cafcaflı dönemlerde, FETÖ'nün en cafcafları döneminde burada çok açık yüreklilikle, evet, çok şeyi ifade etti burada. Biz de ondan çok şey öğrendik. Çok da güzel programlar yaptık. İnşallah. Efkan Ala, sözümün başında da dedim, Erzurum'un bir değeridir. Biz Erzurumlar olarak değerlerin kıymetini bilmeliyiz Soner Bey. Evet. Yani sadece değer deyip geçmememiz lazım. Evet. O insanların değerlerini bilmemiz. Erzurum'da değerli insanlar var, yok değil. Evet. Hepsinin değerini bilmemiz icap eder. Dolayısıyla Efkan Bey de Erzurum'un, tekrar edeyim, ciddi bir değeridir. Gelelim mahalli seçimlere. Evet. Şimdi mahalli idareler önemli görevler yaparlar. Şehirlerin kalkınmasının ana noktalarından biridir yerel yönetimler. AK Parti iktidarıyla birlikte yerel yönetimlerde bir değişiklik oldu. Yani mesela önceki dönemlerde bir belediye başkanı profili vardı.
İşte ne yapardı belediye başkanı seçildikten sonra? Rutin belediyecilik hizmetlerini görürdü. İşte nedir bu? Temizliktir, sudur, yeşil alandır, parktır, bahçedir. Bunlardır yani temel belediyecilik görevleri. Ama bugün gelinen noktada öyle değil. Hem insan odaklı belediyecilik söz konusu, hem de proje odaklı belediyecilik söz konusu. Şimdi ne yapıyor burada? Mesela belediyeler, mesela biz Erzurum Büyükşehir'den örnek verelim. Şimdi Mehmet Sekmen başkan gelse burada rutin belediyecilik hizmetleri yapsa. Kim ne diyebilir? Başka bir şey diyebilir mi? Yok. Ama Mehmet Sekmen bir hükümet gibi çalışan bir insan. Yani turizmle uğraşıyor, tarımla uğraşıyor, hayvancılıkla uğraşıyor. Yani şehrin her noktasında ayak izi var. Her noktasına hitap etmeye, her noktasına ulaşmaya çalışıyor. Evet. Yani sadece belediyecilik değil. Mesela şehrin istihdamına kafa yoruyor. Canını acıtıyor. Yani niye işsizlik arzunda bu kadar olsun? Ne yapmamız lazım ki bizim daha çok istihdam edelim? İşte AK Parti'nin belediyecilik anlayışı böyle. Yani Erzurum bir örnek. Kaldı ki en son araştırma şirketi Sonar. O da Sonar araştırma şirketi en son seçimleri en yakın bilen araştırma şirketidir. Yapmış olduğu araştırmalarda Türkiye'nin bir numaralı belediyesi seçti ve bunu da dün sanırım ilan etti. Bununla birlikte tabii bu belediyeler içerisinde birçok bilindik ve bütçesi Erzurum'dan kat be kat fazla olan belediyeler var. Gaziantep gibi, Kayseri gibi, Konya gibi. Ancak bunlar arasından bile sıyrılıp birinciliği alması aslında gerçekten de nedenli yatırıma ve hizmete dönük çalışma yürüttüğünü ortaya koyuyor aslında. Evet. Dolayısıyla belediyecilik artık eski belediyecilikten yeni bir anlayışa taşınmıştır. Bundan sonraki gelecek olan belediye başkanları da bu düstur üzeri çalışmalarını devam ettirecektir. Yani şehri bir adım daha nasıl ileri götürebilirim? Vatandaşa nasıl hizmet edebilirim? Vatandaşın sorunlarıyla nasıl birliktelik kurabilirim? Evet. Yani buna kafa yoracak insanlar. Bir de acil ihtiyaçlar neyse onları yapacak. Böyle bir belediyecilik anlayışı devam edecek diye düşünüyorum Soner Bey. İnşallah efendim. Efendim güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Filistin meselesini konuştuk. Ayrıca yerel seçimleri konuştuk. Yine Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanımız Sayın Mehmet Ali Dim'i ağırladık. Kendisiyle hem Filistin meselesini hem de Antalya'da gerçekleştirilecek büyük bir gazeteciler çalıştayı var. Bu çalıştaydan da bahsetmiş olduk. Sizin eklemek istedikleriniz varsa onları alalım ve programımıza son verelim diye düşünüyorum. Önümüzde de bir süreç var. Bu süreç içerisinde de tabii ki bunu da yorumlamak istersiniz. Ben son söz olarak şunu söylemek isterim. Allah kimseyi devletsiz etmesin. Millete de zeval vermesin. Devletsizliği ancak devletsiz kalanlar daha çok iyi bilirler. Gazze hapishanesinde sıkışmış kalmış mazlumlara da Allah önce devlet ihsan etsin, özgürlük ihsan etsin diyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim efendim, çok sağ olun. Efendim bugün gazeteci yazar Esat Bindesen'le birlikte konuklarımızı ağırladık. İlk konuğumuz Erzurum Milletvekili Sayın Abdurrahim Fırat'tı. Kendisiyle hem yerel seçimleri konuştuk hem de Filistin meselesi üzerine çok kuvvetli tespitleri vardı. Bunları aldık. Peşine yine Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'i ağırladık. Kendisiyle de yine Filistin meselesini konuştuk. Aslında tüm insanlığın sadece bunu Müslüman ülkelere veya işte Birleşmiş Milletler'e yaymak yerine tüm insanlığın aslında bir acısı ve yarası olan Filistin meselesini gündeme getirdik, taşıdık. Sizlerin gözleri önünde de az önce yine canlı yayında ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Biz bunları konuşurken dahi halen daha katil İsrail Gazze üzerine bomba yağdırmaya devam ediyordu. Bu zulmün bir an önce son bulmasını arzu ediyoruz. Tabii ki bu tam anlamıyla bir toprak gaspıdır, toprak işgalidir. Yahudi kafasıyla yürütülen bu
işgal organizasyonuna verilecek tek söz aslında biraz da şurada şunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık ve Cumhuriyetin kuruluşunda çok büyük emekleri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü vardı. O dönemlerde de Türkiye'nin yaşamış olduğu bir işgal girişimi vardı ve bir komutan çıktı, dedi ki geldikleri gibi giderler. Bizler de bu Yahudi kafaların ve bu Yahudi bilinçlerin geldikleri gibi gittiğini görmemiz nasip olur diyelim ve bugünlük programımıza burada son verelim. İyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.